Erva Devlet Hastanesi'ndeyiz. Evet. Mustafa Hocam. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür Allah ediyorum. Sabırlar versin. Allah size versin. Sağ ol. Şey öne ben de bineceğim de. Yer var mı? Rica etsem. Yok. Ben... Cenaze arabasını almadılar. Neyse. Erbaa Ulu Cami İmam Hatibi ve Erbaa Din Görevleri Derneği Başkanı Mustafa Ünal Babası cenazesindeyiz. Evet hocam. Cenazemiz değil mi? He, yukarı çandır. Götürelim gidelim. O mu? Yalnız ben öne bineyim mi? Öne bineyim öne. Geliyorum. Ben cenaze arabasına gitmek istiyordum. Efendim. Engel ödenmiş öteki. Canlı yayındayım. Canlı yayında mı? Gide bakayım canlı. Erbaa Devlet Hastanesi'ndeyiz. Aman. Aman aman aman. Alo. Alo. Hocam hastaneden mi? Hastaneden çıkıyoruz hocam şu anda. Hı hı. Ha. Neredesin? Yok yok tamam direkt şeye geçin siz. Çandıra geçin. Geliyoruz ha şimdi. Telefona bakma. Durmuyor mu hocam? Şey, ambulansı mı takip edecek şeyi? Cenaze. Önemli değil artık daha. Öyle mi? Ben ambulansa gitmek istiyordum ama. Benden evvel bindi adam. Bir şey diyemedim. Doldurdular mı orayı? Bir kişiliymiş o da ufak ambulans. Yukarı Çandıra doğru gidiyoruz bakayım. Erbaa Ulu Camii İmam Hatibi ve aynı zamanda Erbaa Din Görevlileri Derneği Mustafa Ünal babası Alaaddin Ünal'ın cenazesindeyiz. Erbaa Devlet Hastanesi'nden Yukarı Çandır Köyü'ne doğru gidiyoruz. Allah rahmet eylesin yakınlarına, Allah sabırlar versin diyelim. Amcamız da bu, vefat eden amcamız. Şey, ışığı getti şeylere. Vefat eden amcamız bu. Cenaze arabasıyla tabut etsek daha güzel olur. Kaptanla konuşulmaz ama. Evet. Kaptanımızı tanıyalım. Hüseyin Bolat. Evet. Habiboğlu Camii imamı. Sen buraya bakmana gerek yok. Evet. Habiboğlu Camii nerede oluyor? Habiboğlu Camii Yavuz Selim İlkokulu'nun güneyine düşüyor. Güneyine. Yaklaşık 200 metre falan. Yani. Evet. Buradayız aşağı yukarı 15 yıldır buradayım. 15 yıldır Habiboğlu'ndasın.
Arkadaşımız. Evet, arkadaşımız. Evet, arkadaşımızın babasının babası, cenazesi. Evet, yakinen de tanıyoruz zaten. Evet, kendisini de tanıyordum. Evet, Allah razı olsun. İyi bir amcamızdı. Şu anda da işte cenazesine katılıyoruz. Evet. Sağ ol. Bir de arkamızda var Hamdi Yıldız hocam. Sizi tanıyalım. Ben Hamdi Yıldız. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Yıldırımlar Camii imamıyım. Mustafa Hocam'ın babasının cenazesine gidiyoruz. Alaaddin amca bizim bildiğimiz kadarıyla çok iyi bir Müslümandı. Evet. Çocukluğundan ölümüne kadar yaklaşık 82 yaşında vefat etti. 82. Evet. Kazaya namaz bırakmayan. Kazaya namaz bırakmayan. Kazaya namazı olmayan. Maşallah. Komşuları tarafından da bu telaffuz edildi. Ve tertip sahibi mi? Efendim? Tertip sahibi var bir de. Tertip. Evet, şimdi komşuları tarafından da kazada kalmayan. Komşuluk ilişkilerinde ve hayatının her alanında dürüstlükten, doğruluktan ödün vermeyen evet. ve sürekli bunları da geriden gelen nesille, evlatlarına ve gençlere bunu sürekli anlatan düzgün bir insandı. Evet. rahatsızlandı. 2-3 ay gibi bir rahatsızlık geçirdi. Evet. Ne gibi rahatsızlığı vardı? Yaşlılıktan kaynaklanan prostat rahatsızlığı. Evet. Kansere çevirdi sanırsam. Sonra biraz hastanede yatak hayatı oldu. Korkulu rüyası. Babası, oğlu da çok hizmet etti sağ olsun Mustafa evet. Hocam. Evet. Bir evladın babasına yapması gereken hizmet neyse onu elinden yaptı. Geldiğince yapmaya gayret etti ve yaptı da bunu da gördük gözümüzden. Evet. Allah ondan da razı olsun. Evet. Amcamız Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. Sağ ol. Verdiğiniz için size de. Evyaba'nın üzerinden gidiyoruz. Evyaba mezarlığı. Yukarı çandıra gidiyoruz. Çandır ikiye ayrılmış aşağı ve yukarı diye. Haber siteleriyle falan şey çalışıyor mu hocam? Yok. Mesela şey var. YouTube kanalı var. Da şey var bir arkadaş imam. Şirin Ali Yılmaz. Şirin Ali. Ve onun Niksar Paylaşım diye bir sitesi evet. var. Mesela böyle önemli haberler oradan paylaşıyor. Şeyde var mı sende hocam ekli mi? Niksar Paylaşım bak. Niksar Gir paylaşım. Onun bakalım. Şeyi o sitenin sahibi imam arkadaş. Ne var mı hocam? Çok böyle güncel haberler falan paylaşıyor. Evet. Mikserle ilgili. Ya abi nereden alıyor bilmiyorum ya. Mutlaka biriyle koordineli çalışıyor herhalde şeyi. Haberleri alırken. Haberi yayınlamak evet. isteyen alır muhtemelen yazı atar. YouTube'dan, şeyden, Facebook'tan veya WhatsApp'tan. Mesajlar. Yukarı Çandır köyü hoş geldin dedi. Hoş bulduk. Sıfır asfalt yapınca yolları daraltıyorlar hocam. Maliyetinden dolayı herhalde bak. He. Niye ki biraz daha geniş olsa? Şuralara baksana koca yerleri. Gelen arabada şey. Serbestçe geçse. Yetkililer izleyen olsa durulur. İşte diyor mu ya yani aşağı Çandıra da buradan mı gidiyor? Aynı. Yok, onun ayrı da, buradan da geçiriyor. Yani iki köye ama iki köy arasında bir geçiş yolu ayrı var. Ayrı yolu da var yani. Hı-hı. Oradaki yoldan da gelebiliyorsun. Anladım. Burası Yukarı Çandır köyü. Tabii de.
yandan dolaşsam hocam ben sana rahat geçecektik ha. Meydan boş ya. Meydan ev burada mı? De buradan geçemeyiz. Ev burada mı? Ha şurada. Yani. Ev yakın. Yukarı çandır. Yol verseler aşağıdaki o meydan caminin önünde. Necek mi söyledim? Oraya dur. Şey yapayım da ev şurada. Orada ineriz. Ben yine de böyle gideyim ya. Tamam. Ha. Tamam. Sağ ol. Yukarı Çandır köyündeyiz. Canlı yayınımız burada sona eriyor.